Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel hafta sonları diliyorum. Bugün cumartesi. Ayın 21'i, 21 Eylül. Bugün çalışmıyorum arkadaşlar. Cumartesi pazar çalışmıyorum. Ya sohbet tadında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Burada yaşadığım bazı olaylarla ilgili bir şeyleri dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Sizinle sohbet etmek gibi bir şey olsun bu böyle. Yani Almanya'ya geldiğinizde başınıza gelebilecek şeyleri söyleyeyim. Mutlaka gelecek. Bir de arkadaşlar benim ne iş yaptığımı soruyorlar. Ben anlatıyorum ama anlamıyorlar bazı arkadaşlar. Hani görmeden bilemeyebilirler. Ona dolayı birkaç tane videoda ekleyeceğim videonun ortalarına. Bu sohbetten sonra. Hani ne iş yaptığıma dair fabrikanın içerisinde kısa kısa kesit videolar göstereceğim. Ondan sonra. Neyse arkadaşlar şimdi mesela ben Almanya'ya geldiğimde tabii o zaman bir çevrem yoktu. Çalışmıyordum. Çok bir şey fark etmiyordum, görmüyordum. Kurallarına, nizamlarına alışmaya çalışıyorduk. Sonuçta burası o kurallar ülkesi Almanya. Ben mesela bu fabrikada, hani diğer fabrikada o kadar çok yoğun çalışıyorduk ki yani muhabbet edecek vakit bile olmuyordu. Yani 8 saat 15 dakika pauza yapıyorduk. 15 dakika pauza da bile yemeğimizi anca yiyebiliyorduk. O yüzden konuşabilecek bir vakitimiz olmuyordu. Bir de Türk yoktu etrafında o fabrikada. Yani vardı ama başka bölümlerdelerdi. Bu fabrikada mesela daha böyle içten, daha samimi, çok güzel bir ortam. Benim yani gerçekten hayalini kurduğum bir meslek oldu. Hayalini kurduğum bir ortam. Hani böyle çok disiplin var fabrikada ama herkes işini yaptığı için çok karışmıyorlar. Mayıslarlar olsun, şit füralar olsun öyle çok işin makinen çalışıyorsa oturuyorsun, kahveni içiyorsun, muhabbetini ediyorsun. Önemli olan senin çıkardığın kaç kilogram tel günlük. Yani makine yenileme yapmadıysan yani Umgebaut diyorlar. Yani makine yenileme yapmadıysan çıkan kiloya bakıyorlar. Makine yenileme yaptıysan zaten diyorlar bu en az 1,5 saat bu yenilemeyle uğraştı. O yüzden bir şey demiyorlar arkadaşlar. Sen yenileme yaparken diğer makinelerin durursa yine problem olmuyor. Çünkü bir kişi yani profesyonel bir işçi 7 makineye bakıyor 7 tanesine. Ben dün de söyledim ustaya dedim. Ben dedim işmöhte zibin maşine betreiben dedim. Ya iyi ben dedim. 7 makine istiyorum artık dedim. Olmaz mı? Zaten sipariş şu anda dedi. Daha hala çoğalmadı dedi. Yeni yeni çoğalıyor. Şimdi yaz sezonunda düşüyor burada şeyler. Siparişler çünkü çoğu fabrika kapatıyor. Bir ay kapatıyor fabrikalar. Herkes işçisini gönderiyor arkadaşlar. Neyse ben şimdi fabrikaya girdiğimde konuyu uzatmayayım. Fabrikaya girdiğimde İşte evlenip geldim dediğimde bana diyorlar ki Türkiye güzelim cennet vatan bırakılıp gelir mi? Böyle diyorlar arkadaşlar. Kimleri diyor ki işte Almanya için mi geldin falan filan. Bazıları diyor ki ben olsam gelmezdim. Ya işte uzaktan davulun sesi kulağa hoş gelirmiş ya arkadaşlar. Konuşuyorlar, duruyorlar. Bizim evliliğimizle ilgili bazı tabii yani bizim insanoğlu, Türk insanı işte senin evliliğin gerçek değil diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten şuradaki şartlar, hani buradaki şartlar Türkiye'de aynısı olsa ben buraya gelmem. Kesinlikle gelmem. Türkiye gerçekten cennet bir vatan ama içinde hayal kuramıyorsan, içinde sevdiğine, karına, çocuğuna istediği şeyleri veremiyorsan cennet vatan olsa neye yarar arkadaşlar? Yani o cennet vatan size cehennem oluyor yani. Yani benim eşim de dedi. Ben de Türkiye'ye gelebilirim dedi. Ben açıkça dürüstçe dedim. Ben sana burada bir şey veremem dedim. Burada çalışacağız, didineceğiz, kiraya vereceğiz dedim. Faturaları öderiz dedim. Ekstradan hiçbir şey yapamayız dedim. Yani orada yaşadığın, Almanya'da yaşadığın rahatlığı burada yaşayamazsın dedim. Ben dedim biraz dedim cimri bir adamım dedim. Hani hayat bizi cimri yapıyor dedim. O yüzden sana dedim istediğin şeyleri yapamam dedim. Kusura bakma dedim. Ya şimdi Türkiye'de ya şurada harcadığımızı
gıdaya, kıyafete, burada harcadığımızı Türkiye'de harcasak bizim Türkiye'de arkadaşlar 150 bin lira en az gelirimiz olması lazım. Gerçekten hatta daha fazla. O yüzden ben söyledim eşime, ben yapabilirsem ben geleceğim dedim. Ki kendime güveniyordum zaten. Geldim, işimi buldum, çalışıyorum çok şükür. Güzel maaşım var. Eşim çalışıyor. Şu anda işe gitti hatta hafta sonu. Bunların işleri böyle. Filigen craftlar genelde böyle oluyor. Ondan sonra işte benim arkadaş diyor ben niye geldim? Ben olsam gelmezdim. Ya dedim gidebilirsin. Yani Türkiye orada. Yani gidebilirsin. İşte biz artık buraya yerleşmişiz. Vallahi dedim ben dedim hani diyorlar ya işte kurulu düzenimiz var. Vallahi benim de kurulu düzenim vardı dedim. Her şeyi bırakıp geldim. Siz de bırakıp gidebilirsiniz. Yani doğru değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten hani bir gelecek düşünemiyorsunuz şu şartlarda. Hele ki şu anda daha kötü oldu. Daha da kötüye gidiyor Türkiye. Bunu görmüyor bazı kafalar. O yüzden Türkiye gerçekten içinde hayal kurulabilecek bir ülke değil. Hani şimdi mesela herkes ister güzel bir arabaya binmek, güzel bir evde yaşamak. Herkes ister ama yani Türkiye'de çalıştığımızı burada çalışsak gerçekten ben 10 saat çalışıyordum günlük. Yani bir de azarını yersin, fırçanı yersin burada işini yap kimse sana bir şey demez. 8 saat. 8 saat. Seni kimse zorla mesaiye bırakamaz. Yani sen istersen 3 saat kalabilirsin en fazla. Mesela biz 3 vardiya çalışıyoruz. Sabah 6, öğleden sonra 14'te geliyoruz, 14'te gidiyoruz. Yani 14'te işbaşı yapıyoruz. Öğle ve şey. Hani öğlen vardiyası 14'te gidiyorsun. Gece 10'da geliyorsun. Mesela öğlen vardiyası bile mesaili sayılıyor arkadaşlar. Akşam 8'den 10'a kadar tam gece mesai sayılıyor, vergisiz. Öğleden yani 8'e kadar, 2'den 8'e kadar olan vakitte de %25 biraz daha yüksek alıyorsun sabah vardiyasına göre. Gece vardiyası tamamen senin aldığın ücret hariç gece vardiyasında aldığın yani gece ücreti tamamen vergisiz. Yani cebine. 2 hafta ben mesela 2 hafta gece vardiyası çalıştım arkadaşlar. Sadece yani günlük yani çalışma saat ücretinden hariç bana 400 euroya yakın para yattı mesela sadece gece vardiyasında. Yani diyeceğim öyle arkadaşlar. Buradaki şartlar gerçekten Türkiye'ye göre kıyaslanamaz bile. Yani kıyaslan. Yani mesela ben Türkiye'de isterdim şunu alayım. Çünkü yani şu kıyafeti alayım isterdim. İstesen o anda alırsın ama borçlanacaksın diyeceksin ki cebimdeki parayı buna verdim. Ay sonu nasıl getireceğim? Burada gerçekten öyle bir şey yapmıyorum. Canım mesela gerçekten geçen ayakkabıyı gördüm. Ben Puma pek sevmem. Markadan verdik ama hoşuma gitti. Aldım. 59 euro. Yani hiç bir de hevesim de yok artık biliyor musunuz? Yani buraya geldim çünkü her şeyi elde edebiliyorsun ya. Öyle çok hevesim de yok. Şimdi istediğim marka arabayı alacağım. 25-30 bin euro değerinde. 2020 model. Yani Şubat gibi inşallah almayı düşünüyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada hayal kurabilirsiniz çalışıyorsanız. Çalışmıyorsanız da ne öldürür ne süründürür. Ne de zengin eder. Yani devlet size bakar. Ama dediğim gibi çalışırsan her şey bolluk bereket içinde burada. Diyeceğim öyle arkadaşlar. Almanya'da gerçekten ilk geldiğiniz zamanlar sık gerçekten bunu alabilirsiniz. Benim size her zaman tavsiyem dil öğrenip yani A1 bize yeter. Aile birleşimiyle geliyorum ben A1 yeter diye düşünme. A1 hiçbir şey yetmez. Hiçbir şey yetmez. Sen zaten sınavı geçmeye odaklanıyorsun. Geçeyim de ya diyorsun ama o buraya gelince şartlar değişiyor arkadaşlar. Çok gücünüze gidecek yani gerçekten çok bunalacaksınız. Benim tavsiyem size A1 aldınız mı sertifikanızı? Aile birleşimi görüşmenize hala 4-5 ay mı var? Çalışın arkadaşlar. A2 yapın, B1 yapın. Bak burada B1 sertifikanız yoksa Ausbildung falan yapamazsınız yani. Mesela bir kaynak kursuna, bir otobüs şoförlüğünü kursuna, su tesisatçı kursuna herhangi bir kursa gidemezsiniz. B1 istiyorlar. Çünkü yazışmalar olacak, sınav olacak. Mesela otobüs şoförlüğünde
Bazılarında bilet olmuyor, nakit para veriyor. Para üstü oluyorsun, makineye giriyorsun, oradan fiş çıkarıyorsun. Yani B1 olmadan hiçbir şey yapamıyorsun arkadaşlar. Mesela Alman vatandaşına da geçemezsin B1 olmadan. Dediğim gibi mesela kursa gitmeden 3 yıl ne yaptınız? Burada çalıştınız, Almancanızı geliştirdiniz. Gidersiniz bir B1 sınavına kendinizi denersiniz. Baktınız geçtiniz, Alman vatandaşına geçmek istiyorsanız başvurursunuz. Çifte vatandaşlık da çıktı. Çifte vatandaşlığı da başvurabilirsiniz. Ben B1'i falan geçtikten sonra arkadaşlar ben çıkacağım Türk vatandaşlığından. Alman vatandaşlığına geçeceğim. Ben dürüstçe söylüyorum. Yani Türkiye'deki haklarım var. Yani 20 sene çalışmışlığım var Türkiye'de. 20-22 sene. Orada sigorta primim bayağı yüksek. Onu öldürmemek için tam bilmiyorum yani. Bilen arkadaş varsa yoruma yazabilir. Mavi kart falan alıyormuşuz herhalde konsolosluktan. Türkiye'deki haklarımız ölmüyormuş herhalde. Bu kadar. Daha o aşamaya gelmediğim için araştırmadım henüz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Geldiğinizde bazı olumsuzluklara hazır olun. Ama sizi aldırmayın. Yolunuza bakın. Devam edin. Böyle herkesin hele söylediğine takın. Vallahi ben takılmıyorum. Ben gülüyorum onlara. Gerçekten gülüyorum. Ve kendilerini çok uyanık zannediyorlar. Burada doğmuş, büyümüşler. Burada 25 sene yaşamışlar. Türkiye'nin şu anki şartlarını bir aylık tatile gitmeyle çözemezler. Gittikleri zaten aile sohbetleri, otel, gezme, tozma. Sen nesini görüyorsun ki Türkiye'de? Ben de Almanya'da yaşıyorum. Buradakileri kınıyorum o düşüncede olanlar. Yalan söylemeyeyim çünkü. Ben yeni geldim Türkiye'den. Türkiye'yi benden iyi bilemezler. Yani ben bir seneyi geçti. 13-14 aydır buradayım. Türkiye'ye bir sene sonra Türkiye'ye izne gittiğimde, yani bu yaz izne gittim. Yani düşün, bir sene önceki tüm Türkiye'nin her şeyini biliyordum. Piyasasını, ekonomisini, kiraları. Bir sene sonra gittim. Duyduklarım şok etti yani beni. Fiyat, ekonomi bakımından. Yani arkadaşlar para 200 euro bozduruyorum. Yani çantam küçük bel çantam. 200 euro bozduruyorum. İşte 7 bin, 8 bin neyse para alıyorsun. Bir de bozdurunca adam sana 50'lik yüzlük de veriyorsa çantaya sığmıyor. Ha böyle bir deste para alıyorsun. Ondan sonra bir yere gidiyorsun bir şey alıyorsun 400. Bir yere gidiyorsun bir şey alıyorsun 1000. Bir yere gidiyorsun bir şey alıyorsun 1500. Para bitti. Türkiye buradan pahalı. Türkiye'de yaşayanlar TL kazanıp euro harcıyor gibi aynı. Gerçekten. Nasıl başarıyorlar, nasıl geçiniyorlar inanamıyorum yani. Vallahi bilmiyorum ben beceremiyordum ya. Ben harcama yapmıyordum. Dikkat ediyordum sadece. Ama şu şartlarda daha çok zor. Gerçekten. Neyse arkadaşlar. Şimdi fabrikadan kesitlere geçelim. Şimdi oradaki videolar izleyelim. Arkadaşlar lütfen beğenirsek, yorum yaparsak, ne bileyim takip edersek memnun olurum. Yani bazı arkadaşlarımız videonun başlığına göre başlığını okuyor direkt yorum yazıyor. İzlese belki de videoda istediği cevaplar var. Neyse bu konu başlığımız zaten Almanya'da ne iş yapıyorum konu başlığı olacak. Bu öndeki konuştuğumuz sohbette iş yerinde buradaki hayatta karşınıza çıkacak şeyler arkadaşlar. O yüzden böyle bir sohbet edelim dedik. Biraz uzun oldu ama yani dinlediyseniz de teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdi fabrikadan kesitleri izleyelim. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.